Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Kamp severlerin ve balık severlerin vazgeçilmez adresi Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim bugün tarihi yapısıyla ve gerçekten doğal güzellikleriyle insanda ayrı bir ferahlık uyandıran Sarımsaklı köyündeyiz. Yanımızda da muhtar var. Muhtar Necati Bey bizlerle olacak ve programda gezimizde bizlere eşlik edecek. Sarımsaklı tabii ki son yılların cazibe merkezi haline gelmek üzere artık. Özellikle Sarımsaklı Barajı, kamp alanı, doğal mesire alanı ve barajın kendisiyle gerçekten Kayseri için önemli bir kazanım. Muhtarımla birlikte şimdi Sarımsaklı'yı gezmeye başlayacağız. Muhtarım, Sarımsaklı'ya gelsek nereleri gezebiliriz, neler görebiliriz? Bir de Kayseri'ye uzaklığınız, nüfusunuz, köyünüz hakkında neler söylersiniz? Kayseri Radar ekibi olarak mahallemize, köyümüze hoş geldiniz derim. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz muhtarım. İyi, siz nasılsınız? Sağ olasınız. Bizler de iyiyiz. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim gelip de bizlere tanıtım yaptığınızdan dolayı. Köyümüzün yerleşimi, kuruluşu 1935'lerden başlamıştı ama daha ilk önce Turan Mahallesi'nden, Turan Köyü'nden gelme olarak gelip buraya yaylası olarak gelip gidilirken daha sonra devlet demiryolları yapıldığı süreyin olunca burası demiryolu taşımacılığıyla faydalanarak halkımız Turan'da eski yerleşim alanındaki derenin içinden yeri dar olan halkımız buraya taşınmış. Yani siz önce Turan'da oturuyordunuz, evet. Burayı yazlık olarak kullanıyordunuz, sonra dediniz ki burası bize dar geliyor, hadi biz bir gidelim. Geldiniz Sarımsaklı'ya yerleştiniz. Evet, Sarımsaklı'ya yerleşilerek böyle nüfusumuzun belirli bir işte geçmişteki günlere göre bir köy halini alacak kadar nüfusumuz Sarımsaklı'dan, Turan'dan Sarımsaklı'ya yerleşim yapmış. Ve daha sonra bir kısımda Karakaya kasabası var Bünya'nın. Oradan taşınan vatandaşlarımızın sebebiyle köyümüz 1957'de köy haline muhtarlık statüsünü kazanmış. Bu nedenle de 1957'den beri de köyümüz faaliyet göstermekte. Hayvancılıkla, çiftçilikle, işte arazimizin küçük olduğundan yine de yani çok şükür ki halkımız çalışkanlığıyla geçimini sağlamakta ve böyle bu durumda biraz şimdiki döneme göre de çiftçilik arazi daraldı. Nüfusumuz artıştan dolayı ama nüfusumuz da tabii yetişen genç neslimizin okullarımızın kapandığından dolayı şehir merkezinde işe girmelerinden dolayı gençlerimizin genç neslimiz şehire taşındı ve birkaç çiftçilikle uğraşan 15-20 traktörcümüz var köyümüzde. Bunlar kaldı. Besicilikle uğraşanlarımız var. İşte emeklilerimizin bir kısmı ildeme yazın gidiyorlar, kışın gidiyorlar, yazın geliyorlar mevsimlik olarak. Nüfusunuz kaç muhtarım? Nüfusumuz şu an için 300-350'nin var yok ama yazın 1000'i geçiyor. 1000'i geçiyor maşallah. Evet. Çünkü mevsimlik nüfusumuz çok burada. Günlük nüfusunuz da çok. Yazın ben geliyorum bazen baraja, inen arabaya girecek yer bulamıyorum. O günler ayrı bir mesele. Efendim çünkü mesire alanlarımız var tabii ki. Barajda piknik alanları olduğu için merkeze de en yakın mahalleyiz. Kaç kilometreyiz Kayseri? Şehir merkezinden 30 kilometreyiz ama İldem'den 20 kilometre, 15 kilometre kaldı şu an için. Yerleşim alanlarından, İldem, Beyazşehir'den 20 kilometre de baraj mesire alanındayız. Hemen şehirden çıktığımızda 15-20 dakika içerisinde Sarımsaklı'nın bu muhteşem doğasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, evet. Bu şekilde. Köyünüzün sakini herhalde. Herhalde bu ev sahiplerinden birileri gelmiştir. Bizleri karşılayacak. Efendim şu anda Sarımsaklı Tren Garı'nın hemen önündeyiz. 1930'lu yıllarda yapılmaya başlandı ve hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz bu raylar ve arkamda görmüş olduğunuz bu tren garı, tren binası yıllardan bu yana ne kavuşmalara, ne ayrılıklara, ne yolculuklara şahitlik etmiş. Günümüzde de dimdik hala ayakta durmaya devam ediyor. Tek farkla yolcu inmiyor, binmiyor. Otomatik sisteme geçildi. Sarımsaklı Tren Garı da aslında teknolojiye, bilgisayara ve çağın gerekliliklerine yenik düştü diyebiliriz. Hatırası ve izleri ilk günkü gibi taze bir şekilde ayakta durmaya devam ediyor. Evet, şimdi Sarımsaklı İstasyonu 1935 yıllarında kurulmuş ama o dönemde gerçekten
memuru, makasçısıyla 10-15 aile burada memur olarak çalışırdı. Ve yolcu treni, her yolcu treni Kayseri'den gelişlerinde burada durur, iniş biniş yolcuları yapar ve devam eder. Bu da Sivas, Van'a kadar Kars Ekspresi, Doğu Ekspresi bu güzergahta hala çalışmakta. İşte benim ortaokul dönemim 1970'li yıllar, biz burada otobüs falan çok... Yaşın ortaya çıktı. Aa, demeseydin yok, keşke. Yok yok, daha çıkmadı durda. Daha 45'indeyim. İşte o dönemde biz şey olmadığından otobüs falan çok azdı. Biz treni gardan, Kayseri garda beklerdik ve yolculuğumuzu köyümüze trenle gelirdik. O kadar burası çok gelişmiş bir istasyondu. Hatta burada bu gördüğünüz rampa deriz. Burada da maden, dünyadan gelen bez fabrikamız vardı Sümer Bey. Oradan gelen kumaşlar, elbiseler, askeri elbiseler, battaniyeler gelir buradan vagonlara yüklenir ve diğer illere, askeri bölgelere devam ederdi, götürürdü. Karayolu taşımacılığı az olduğundan dolayı demiryolu taşımacılığı daha öndeydi ilk zamanlar. Ondan dolayı da bu bölgemizden, Sarımsaklı mahallemizden taşımacılık da çok yoğun olarak yapılırdı buradan. Peki muhtarım, burada ne güzel anılarım vardır değil mi? Çocukluğunda ki, geçen elbette, gençsin. Elbette, evet. Hala gençsin de. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun, işte böyle insanlar gelip geçiyor ama bütün olaylarımız, yerlerimiz baki kalacaktır inşallah. Rabbim ömür verdikçe... Devletimiz... Topal tavuk diyor bak. Topal tavuk diyor. Tabii Seksek, şimdiki ismiyle Seksek. Tek ayak üstünde sekerek birbirimizi kovalardık burada. Gençliğimizde, çocukluğumuzda. O günkü anılar elbette unutulmaz. Anılar canlı değil mi hala? Evet, evet. Şu anda Sarımsaklı Köyü için oldukça büyük bir öneme sahip. Sadece işleviyle değil, köyde yaşayan vatandaşların eğitim hayatında ve bu köyde yaşayan vatandaşların okumasında da önemli bir yere sahip olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önündeyiz. Aman ha, sakın şunu demeyin, yalnızca bir bina, bir Toprak Mahsulleri Ofisi, bir köylünün okumasında, bir çocuğun gelişiminde ne kadar önemli, sakın bunu söylemeyin. Cevabını az sonra Ruşen abiden dinleyeceğiz. Önyargılı olmayın diye söylüyorum. Çünkü ben de ilk başta demiştim ki, ya Toprak Mahsulleri Ofisi bir gencin, bir çocuğun, bir köylünün okumasında ne kadar önemli olabilir? Biraz sonra cevabını alacağız ama muhtarım, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önündeyiz. Uzun yıllarda hizmet vermiş bir bina. Buradan da Kayseri'ye ve civarilere de dağıtılmış. Hemen tren istasyonunda yanında yer alıyor zaten. Neler söylersiniz? Toprak Mahsulleri Ofisimiz 1945'lerde kuruldu ve köylümüze ve çevremize çok elverişli olarak hizmet verdi. Çünkü tarımla uğraşan vatandaşımız buraya rahatlıkla tarım ürünlerini getirip teslim edip faydalanıyorlardı. Daha sonra burada çalışan personellerimizin, memurlarımızın öğrencileri ilk öğretime katkıda bulunuluyordu. Her yönüyle faydalı oluyordu mahallemize ve köyümüze. Alım ve sevkiyat işleri yapılıyordu buradan daima ve köylülerimiz de faydalanıyordu. Bütün çevre köylerimiz de faydalanıyordu. Şu an içinde hala yine de tabii ki faydalanılıyor ama teknoloji ilerlediğinden dolayı tabii ki eski önemi kadar şimdiki faydalanma şeyi biraz azalmış oldu. Durum bu şekilde. Peki muhtarım. Ruşen abi, dedik ki eğitim için oldukça önemliydi. Neden önemliydi bir köy için Toprak Mahsulleri? Şöyle bahsedeyim, yani benim çocukluk yıllarımdan çok iyi hatırlıyorum. Burada Toprak Mahsulleri Ofisi'nde en az 10-15 aile ikamet etmekteydi. Ve lojmanlarda zaten hemen karşıda lojmanları vardı. Bunlar eğitimli olduğu için tabii müdür, amir, tahsilli insanlar olduğu için çocuklarını hep okutmak istiyor. Bizim okulumuz da küçük ama biz köylü insanıyız. Kızlarımızı falan göndermeyiz yani 1960'lı yıllarda. Ama bunlar gönderdikçe bizim ailelerde ya onların kızları gidiyor, bizimkiler niye gitmesin diyerek gerçekten bizim eğitimimize büyük katkıda bulundular. Örnek oldular değil mi? Aynen, aynen örnek oldular. Bizi, ailelerimizi teşvik ettiler. 75'te 120 öğrencimiz vardı. 65-75 üzerinde yani. 100'ün üzerinde yıllarında öğrencimiz vardı ama şimdi öğrencimiz de kalmadı.
Şimdi her fırsatta söylüyoruz, tarımın önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu ofiste, bu civardaki köylerde ve vatandaşların topraktan yetiştirdiği ürünleri bir nevi depolama alanıydı. Devlete emanet ediyorlardı. Benim yerim yok, sen depola, sen koru, sen bak diye. Ve işte tarımın önemi aslında bir kez daha ortaya çıkıyor. Ufacık bir dokunuşla bir depo olarak kullanılan toprak mahsulleri ürünlerinin olduğu bir yerde bile köyün okumasında böylesine de büyük bir önem ve katkı sağlamış. Şu anda meşhur Sarımsaklı Barajı'nın üzerindeyiz, içindeyiz. Yanımızda da Bekir abimiz var. Kendisi yıllardır balıkçı. İnanın zor bir yolculuk oldu. Biraz meşakkatli oldu, biraz korkutucu oldu. Söylemeden edemeyeceğim. Şimdi burada rahatlıkla durduğuma bakmayın. Çünkü yola çıkarken biraz tedirgindik. Hem İlhan abi hem Bekir abi sayesinde de bulunduğumuz yere geldik. Tedirginliğimizi aslında bir noktada daha atmış olduk. Meşhur Sarımsaklı Barajı'ndayız. Bekir abi kaç yıldır balıkçılık yapıyorsun? 12 yıldır balıkçılık yapıyorum burada ben. Peki hangi tür balıklar var? Nasıl geçiyor vakit? Vakit iyi. Burada sazanla levrek var. Bir İsrail sazanı var. Bir de şimdi Amerikan levreği dediğimiz perç var. Onlar çıkıyor. Vakit burada güzel geçiyor. Bu şekilde tekneyle açılıp mı tutuyorsun, oltayla mı tutuyorsunuz, ağ balıkçılığı mı yapıyorsunuz, neler oluyor? Tekneyle açılıp ağla tutuyoruz. Biz profesyonel yapıyoruz bu işi. Maşallah. He. Peki nasıl Sarımsaklı? Kayseri'ye deniz en yakın, deniz neredeyse 300-350 kilometre uzaklıkta. Ama burası da Kayseri'de denizi özleyenler için, suyu görmek isteyenler için muhteşem doğasıyla gerçekten vazgeçilmez bir bitki örtüsüne sahip. Burada barajı nasıl? Arkamızda görmüş olduğumuz ormanlar kadar güzel mi? Burası güzel. Olarak piknik alanı olarak çok güzel ama gelelim ki yüzme olarak girmek tehlikeli. Burası biraz derin. Birdenbire derinleştiği için sıkıntı yaratıyor. Yüzme bilmeyenler için de sıkıntı. Mesela şu anda kaç metredir bulunduğumuz yer? Şu anda ortalama bir 6 metre var şu andaki. Öbür taraflara vardığın zaman 39-40 metreye kadar çıkar. 40 metreye kadar çıkıyor. Sizler de yıllardır burada balıkçılık yapıyorsunuz ve bir yerde de aslında popülasyonu da sağlamış oluyorsunuz. Kayseri'de balık kültürü denildiği zaman Sarımsaklı geliyor akla ve bunun da temsilcilerinden bir tanesi. Biraz öyle yani. Birincisi bu Yamula geliyor, ikincisi buralar geliyor. Yani mantıklı olarak biz devam ettiriyoruz. Devamlı sürdürebilirlik bir avcılık yapmak için de yani devamlı oluyor yani. Şu anda ağların bulunduğu bölüme geldik. Sarımsaklı Barajı'nda yaklaşık olarak 10 dakikalık bir yolculuk yaptık. Kaptanımız Bekir Bey ve yanımızda da İlhan Bey var. Sarımsaklı Köyü'nün sakinlerinden ağımıza bir balık takıldı. Kaptanımız şimdi onu çekecek. İşte görüyorsunuz maşallah kocaman da bir balık. Sarımsaklı Barajı'nın güzel sularından tazecik bir balık. İşte ağ balıkçılığı burada bu şekilde yapılıyor. Nasıl abi balık, güzel mi? Çok şükür. Verdiğine şükür, her zaman için çok güzel. Popülasyonu koruduğun zaman, ufak balığı almadığın zaman çok güzeldir. Kaç kilo bu? Ortalama 2-2,5. Maşallah 2-2,5 kiloluk bir balık. İşte görüyorsunuz ağımıza takıldı. Biraz sonra da herhalde tekneyi alacağız ve kenara götüreceğiz. İşte görüyorsunuz. Taze taze sudan yeni tutuldu. Sudan babam çıksa yerim mi diyorsun Bekir abi? Üstümüzü başımızı da ıslattın burada. Mahvettin bizi bugün. Şimdi balığa girdiğin zaman ıslanmazsan hiçbir zaman için bir şey yapamaz. Var mı daha? Oo, akşam yemekler çıktı. Biz bunları Kayseri'ye götürür pişiririz. Haberin olsun. Hiç sorun değil, önemli değil ya. Peki kaç tane tutabilirsin bir günde? Belli olmaz o. Şimdi o 4 tane de olabilir, 24 tane de olabilir. Bu kısmet meselesi. Nasip. Yok yani. Bu ağ komple senin mi? Benim. Maşallah maşallah. Efendim işte görüyorsunuz denizden 350 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun ortasında Medeniyetler Beşiği Kayseri'de ağ balıkçılığı bu şekilde yapılıyor. Sarımsaklı Barajı'ndayız ve kaptanımız Bekir Bey ve Sarımsaklı Köyü sakinlerinden İlhan Bey ile birlikte programımız devam ediyor. Efendim Sarımsaklı Barajı'ndaki gezintimiz sona erdi ve çok şükür diyorum sağ salim kıyıya çıkmayı başardık. İşte bu da kısa günün koca karlarından bir tanesi. 6 tane herhalde değil mi Bekir abi? 6 tane mi tuttuk?
Toplam 6 tane balık çıktı. Bugün kısmetimizde 6 tane vardı. Vira Bismillah diyerek girdiğimiz sarımsaklı barajından 6 tane dostumuzla birlikte ayrıldık. Ve bunlar da içleri temizlenip güzel ateşte pişecek. Ondan sonra da lezzetli ve ziyafetli sofralarda buluşacak. Elimde de tuttuğumuz balıkların en büyüğü var. Buna bir isim vermek istedim ama aklıma inanın hiçbir şey gelmedi. Sizler de bu lezzetli balıklara sahip olmak istiyorsanız yolunuz ve durağınız Sarımsaklı Barajı olmalı. Burada Bekir abi teknesi ve o güzel ağıyla birlikte sizi bekliyor. Gezici Radar tüm hızıyla devam ediyor. En yakın denizin yaklaşık 300-350 kilometre uzakta bulunduğu Kayseri'de doğayla iç içe Sarımsaklı Barajı'nda muhteşem bir balık keyfi yaşayabilirsiniz. Ama ondan da ziyade tuttuğunuz balıkları nereden pişireceksiniz? Tabii ki Sarımsaklı Barajı'nı çepeçevre saran ve sarmalayan ormanın mesire alanının ortasında. İşte sarımsaklı halkıyla birlikteyiz. Ruşen abi var, İlhan abi var, Şaban abi var, muhtarım var. Sami abi var. Hep birlikteyiz. Sabahtan beri de inanın sarımsaklının altını üstünü getirdik. Gezmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Ama en son sarımsaklı köyünü bir pasta olarak düşünürsek üstündeki çileği ve çileğin kreması da olsa olsa bu baraj ve bu muhteşem mesire alanı olur. Gördüğünüz gibi ağaçlar tüm gölü, tüm barajı çepeçevre sarmış durumda ve vatandaşlar özellikle Kayseri ve civarından sarımsaklı mesire alanına gelerek hafta sonu ailesiyle hoş ve güzel bir vakit geçirebiliyor. Ama balıkçılar için buranın ayrı bir güzelliği var tabii ki. Tuttukları balıkları sarımsaklının o doğal ve taze suyuyla temizleyip hemen yukarısında bulunan mesire alanında pişiriyorlar ve afiyetle yiyorlar. Ruşen abi, var mı unutamadığın sarımsaklı ile ilgili, bu doğal güzellikle ilgili böyle kısa bir anı? Tabii bizim çocukluğumuzun geçtiği yer burası. İlkokulu burada okuduk. İşte o dönemlerde yazın özellikle dana yayardık, kuzu yayardık. Gelirdik burada. Gelen Kayseri'den gelen misafirle imrenirdik. Ya ne güzel geliyor, oturuyorlar, işte mangalını yapıyorlar, çocukları piknik alanlarında top oynuyorlar. Biz de gelirdik, bakardık. Hatta bir anım var. Şimdi top oynarken çocuklar baraja topu düşürdü. Çocuk da Kayserili, bilmez almayı tabii. Bunlar gitti abim, biz o topu aldık, köye götürdük. İnan bir maç yaptık. İşte en güzeli budur. Senin var mı unutamadığın bir anın? Ne diyelim yani, güzellikten yani. Yani bakımsız kalıyor barajımız. Gelen giden soyup gidiyorlar. Biraz bakımlı olması lazım. Baraja sahip çıkalım. Evet, baraja sahip çıkalım. Gerçekten burası Kayseri'nin ilk piknik alanı ve mesire alanı. 1966'da açılmış burası. Kayseri'de yani o Beştepe'ler, kent ormanı falan hiçbir yer yoktu. Kayseri'nin yani 70'li yıllarda kime sorsanız Kayseri Barajı'nı, piknik alanı bilmeyen yoktur yani. Ama şimdi maalesef biraz daha, çoğaltıldıkça daha güzelleşti. Ama diyorum Sarımsaklı Barajı piknik alanı number one diyorum. Peki muhtarım, seni de alayım böyle. Senin nasıl geçiyor vakit? Var mı burada unutamadığın bir şey? Tabii ki bizim de misafirlerimiz geldikçe biz geliyoruz beraberce piknik alanlarında eğleniyoruz. Şehirden, merkezden, dışarıdan, başka vilayetlerden gelen misafirlerimiz ağırlanıyor burada ama tabii ki biraz daha güzellik, temiz olması daha faydalı olur. Her halkımız tarafından iyi olur, bakımlı olması gerekiyor. Efendim buraya gelirseniz şayet yürüyüş yapabileceğiniz, hemen barajın kenarında oturabileceğiniz parkurlar mevcut. Keza aynı şekilde sabahları kahvaltıdan evvel biraz yürüyeyim, sonra bankta şöyle bir oturayım, sohbet edeyim derseniz de aynı şekilde Sarımsaklı sizin için doğru adres olacak. Tabii Ruşen abi gibi genç delikanlıların da vazgeçilmez mekanı burası. Formda ve zinde kalmak için sabah bu tertemiz ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla yürüyorlar ve ilk günkü gibi zinde, dinç kalıyorlar. Ruşen abiyle aramızda 3 yaş var. Benden küçük 3 yaş. Görüyorsunuz zaten dinç ve zinde olmasından da anlaşılıyor. Aynı şekilde buranın hemen arkasında da bir kamp alanı var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'ye ait bir kamp alanı da mevcut. Yine yaz aylarında özellikle vatandaşlar çevre illerden gelerek çadırlarını kuruyorlar ve sabah kalktıklarında, şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim göstersin, bu eşsiz manzara eşliğinde güne merhaba diyorlar. Kayseri Sarımsaklı Barajı ve mesire alanı sizleri bekliyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta doğal güzellikleriyle
barajıyla, ormanıyla insanın gönlünde taht kuran Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Köyü'nden seslendi. Sarımsaklı Köy dediğimiz zaman aklımıza bu muhteşem tablo gelecek değerli izleyenler. Sol yanımızda baraj, sağ tarafımızda ise yemyeşil, akciğerlerimize tertemiz havayı besleyen gür ağaçları görüyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, esen kalın, sağlıklı kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.